Kahramanmaraş'a giriyoruz. Girişte neler var? Bir bakalım. Merkeze doğru ilerleyeceğiz eğer yol kapalı değilse. Buralarda bir şey gözükmüyor ama biraz sonra acı tabloyla karşılaşabiliriz. Kahramanmaraş'tan 70 km önce bir tane büyük bir bina görmüştük. Kısmi olarak yıkılmış, kalanı da iş makinesi yıkıyordu. Türkiye'nin her tarafından yardımlar geliyor. Kahramanmaraş merkezdeyiz. 1-2 kilometre kadar yakıt alma kuyruğu var arkadaşlar, her taraf tıklım tıklım. Buraya gelmeden önce 100-200 kilometre önceler biraz daha rahat. Kavga da ediyorlar. Evet arkadaşlar. Bir taraftan BİM'i yağmalayanlar varmış arkadaşlar, alt sol tarafta. Çok kötü. Marketler yağmalanırsa kimse buraya mal getirmez. Daha büyük zorluklar yaşanır. Su kuyruğu varsa su yok, su kuyruğu var. Yakıt kuyruğu var. Tekerleklerini tamir etmeye gelenler var. Afat yardım gelmiş. Çatlak binaların duvarları. Sol tarafta da aynı şekilde. Bina boşaltılmış. BİM'in yağmalandığını duymuştuk, şimdi gözümüzle gördük. Yapmayın arkadaşlar. Size gelen yardımları engellersiniz. Marketlerin depolarına, mağazalarına mal getirmelerini engellersiniz. Alt tarafta yıkılan evler var. Tekrar o taraftan gideriz. Bu taraflardaki yerleşim yeni binalarda sağlam olduğu için sıva patlakları var. Tırları görüyorsunuz, her taraftan yardımlar gelmiş, yardımlar dağıtılıyor. Buradan yola devam edemiyoruz arkadaşlar. Pazarcık tarafına gidecektik ama yol çökmüş. Yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Evet, bazı yerlerde yol çökmüş, tamir edilememiş. Yardım araçları gelmeye devam ediyor. Her taraftan yardım araçları geliyor arkadaşlar. Kahramanmaraş şehir merkezine geldik ama yeni yerleşim merkezi. Buralarda çok fazla yıkım yok, bize ihtiyaç olmayacağını düşündük. Pazarcık'ta çok fazla yıkım merkez. Şimdi oraya gideceğiz. Oradan sonra vaktimiz olursa Adıyaman'a, gene vaktimiz olursa ihtiyaç durumuna göre Malatya'ya gitmeyi düşünüyoruz.